Tamamen sus, suçsuz olan bir e, Aleyna Kalaycıoğlu görmüyorum. Ama teraziye koyduğum zaman da şu anda e, sadece m, hata olarak Ayşe'nin daha baskın olduğunu düşünüyorum. Kim daha ileride bitirir Survivor'ı sizce? Ama bak oylamada... Ayşe bakar muhtemelen. Ayşe. Ama şu anda SMS olarak Ayşe'nin bu tavırları devam ederse performansı anlamında çok başarılı bir Ayşe var. Fakat kendini aşağıya çekiyor bu davranışlarıyla. Size daha zor bir soru soracağım. Aleyna'nın yani bir iki hafta daha SMS olarak daha yukarıda kalacağını düşünüyorum Ayşe'ye göre. 100 kilo altınınız var. Ayşe'ye mi emanet edersiniz Aleyna'ya mı? Emanet <laughs> etmem ben. Ben yok yatırım başka tarafta yapayım ben. <laughs> Çok güzel soru. Bunu evrim için, evrim sen, için yapmıştım Evrim evet. için yapmıştım ben. Kime, karşısına evrime kimi koydun? Evrime emanet etmişsin. Adada ben gönüller için şey demiştim. Karşısına kimi koydun? Karşıya koymadım. Dedim ki altınım olsa adada evrime emanet ederim. Onu, onda, ona karşı bende bir güven var demiştim. Doğru. Dobro olduğundan dolayı aslında. Evet. Delikanlı evet. kızdır evet. Hayır güvenirsin ya yani. şunu bilirsin ki o kız evrim ee, hani Survivor'da evet biraz sert gözüktü, dobraydı falan filan İyi yani kötü hı -hı. çok böyle hani negatif bir tarafı evet. da karşısına aldı hı -hı. ister istemez ama e, senle ilgili bir şeyi, senin davanı korur, seni satmaz. Hani evet. bana öyle geliyordu Survivor'da mesela. Güven veriyordu o noktada. Peki sen ya bu kime kız benim arkadaşım olsun altınları. Hadi onu söyle. Altınları mı? Vallahi açık söyleyeyim <laughs> ikisine de kolay kolay vermem. <laughs> Ama birine illa ver dersen o altınları. Evim burada senin farkın ortaya çıktı. <laughs> Aleyna Kalaycıoğlu'na verin. <laughs> Muhtemelen de çalışkanla paylaşıp gemiye girip kaçarlar. Sesim elli kere Ben de Merve'ye <laughs> veriyorum <laughs> arkadaşlar. Şey mi? Çok iyi anket. Ben hakkımı Merve'den kullanabilir miyim? Bunu anket çünkü bak, yapsana Twitter'da. Çünkü niye biliyor musun? Öyle olaylar var ki yaşanan. Böyle mesela Aleyna'da bir soğukluk hissediyorum. Ee, Ayşe'de de e, böyle bir her an seni bırakabilir. Bırakabilir tadında yani. hissediyorum. Bak Aleyna'da bir soğukluk sanki yaklaşamazsın. Ayşe'de de yakın bile olsan seni bırakabilir. Güvenemiyorum ya. Yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben Ayşe'ye veririm. Altınlarını mı? Evet. Ben ortadayım. Ben Merve'ye veriyorum arkadaşlar. Ve o arka şöyle yani Merve'yi de bu şeye sokarsak ben de Merve'ye. Peki Merve, <laughs> Ayşe Aleyna altınlarını Merve'ye mi verirsin İlayda'ya mı? Hmm, i̇yi soru. İyi soru. Seni yakalarım böyle. <laughs> Merve veririm. Çünkü İlayda sakladığı yeri unutabilir. <gülüyor> <gülüyor> güven, güven, olarak güvenirim ama hani çok iyi ya. ya, ya. saklamıştık bunları falan deme ihtimali var Yani. Çok iyi <laughs> çok güzel Bravo. Espriyle iyi kıvırdın bak. Ya, bunları iyi Hakan bu işte öğrendik <laughs> artık. Aynen. Peki senin bu takımda mesela gönüller takımında Mert son dördün kim? Sana ben yarışmadaki son dördümü söyleyeyim. Hayır ya. bana gönüllerdeki son dördü söyle. biraz Ayşe, Son dördü niye söyleyeyim? Son ikiyi söyleyeyim zaten. Ya hayır bana dört, son dört, dört, dört istiyorum abi. Dört kişi kalmış. Ay, yedi istedim. kişi var abi tamam. burada. Poyraz, Ayşe, Aleyna Ale Kalaycıoğlu, Berkay. Son dörtü.